Evet arkadaşlar hepiniz yeni bir bilgilendirme videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar LFS sunucuma nasıl gider atla videoda sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar öncelikli olarak LFS'nin 6 r sürümüne sahip olmanız gerekiyor ve S2 açmanız gerekiyor. Zamanında ben böyle bir video çekmiştim. Yukarıdaki kartlardan o videoyu izleyerek 6 re eski 2 kilidini açabilirsiniz. İndirme linki falan her şeyi o videoda var. E, tekrardan aynı videoyu çekmek istemedim. Aynı videoda size göstermek istedim. O videoda ne yaptıysam bu videoda da aynısını yapacaktım. Bu yüzden gerek duymadım arkadaşlar. Mutlaka S2 kilidini açmanız gerekiyor sunucumuza gerekiyor. Için ve 6R sürümüne sahip olmanız gerekiyor. Buralar çok önemli. Yoksa sunucuya giremezsiniz. Şimdi arkadaşlar dilerseniz şöyle ufaktan bir Discord'a geçelim. Ee... Bir dakika abi. Hemen şöyle Discord'a geçelim. Şöyle kurallar kısmında e, sunucunun zaten açıklamalı kısmında linki var. E, Discord'umuza mutlaka gelin arkadaşlar. E, videonun açıklamasından. Şöyle sunucu bilgilerimiz falan burada yazıyor. Aynı zamanda yine e, videonun açıklamasında falan da yazıyor. Sunucu kurallarını falan buradan mutlaka okuyun arkadaşlar. E, i̇şte küfür, hakaret vesaire vesaire gördüğünüz gibi her şey burada var zaten. Duyuru olduğu zaman da buradan duyuruyoruz. Mesela drift Port'u açmayı düşünüyoruz. Sizlere sorduk. Büyük ihtimalle açacağız zaten. Ben bu videoyu yayınladığımda açmış da olabiliriz. Her şey olabilir. Buradan ban yediğinizde zaman kontrol edebilirsiniz. Buradan da arkadaşlar en önemli kısım şu otoban modunu falan filan kurmayı göstereceğim şimdi. Gördüğünüz gibi tüm modlar burada yeni bir XVG polamolu modu bulduk. E, XVG'nin üstüne. Burada gördüğünüz gibi işte bize e, şikayetlerinizi falan bildirebilirsiniz. İşte sunucuda küfür edildiği zaman vesaire. Discord'da şimdilik bu kadar ve aşağıda sesli odalarımız var. Gördüğünüz gibi burada iki arkadaşımız şu anda sesli bir şekilde oynuyor. Mutlaka hepinizi sesli bir şekilde oynamaya davet ediyorum arkadaşlar. Genelde sunucuda 20-30 kişi oluyor ama odalarda böyle az kişi oluyor. Ben genelde girdiğim zaman herkes geliyor ama ben gelmeden de girmenizi istiyorum arkadaşlar. Şöyle Google'a hemen dönelim. E, şimdi şu iki dosyayı indirelim hemen arkadaşlar. Şöyle diğerini de indirelim. Şöyle reklamları hemen kapatalım. Gördüğünüz gibi ikisi de yine zaten az e, megabaytlı bir şey. 9 megabayt falan. Şöyle masa üstümüze gelmiştir. E, onu gidelim hemen. Şunu da silelim. hem <laughs> krek bozulmuştu onu yaptım hemen. RFS'nin dosya konumunu açıyoruz şimdi arkadaşlar. Modların nasıl kurulduğunu göstereceğim. Şimdi bu AA garaj Mods arkadaşlar. Mod paketimiz. Gördüğünüz gibi bu Ferrari falan filan her aracın üstünde olan modlar. Ve ben de e, FX10'un üstünde Honda var. Yine Honda'yı kuracağım sizin için. Dataya geliriz arkadaşlar aynı şekilde. DDS açıyoruz. Buradan da DDS açıp DDS'ine atıyoruz içine. Bu kadar basit. Ardından da buraya vehini atıyoruz. Sonrasında ses, sesini falan atıyoruz. Bu araç FXO modu FXO'nun üstüne geliyor arkadaşlar. Birçok arkadaş e, bu modları kurmayı bilmiyor. E, bu araç XG'nin üstüne gelmiyor. Yani. Onu tekrardan söyleyin. Şöyle gördüğünüz gibi bu araç FXO'nun üstüne geldi şimdi. Burada yine Lancer FXO'nun üstüne var. Eğer Lancer atarsak Honda gider. Haberiniz olsun yani. E, ona göre yapıp Yapım modları arkadaşlar. Şimdi burada Porsche var. Ben FZ'nin üstünde Porsche kullanıyorum. Yine geliyoruz aynı şekilde dataya. Buradan DDS'e geliyoruz. Kop burayı üstüne atıyoruz bu kadar. Yani bu işlem bu kadar. Buradan da VH geliyoruz hemen. Ee, bu aracın da vehine, vobunu atıyoruz yani. Bu da FZ'nin üstüne geliyor bakın. Bu da X'lerin üstüne veya FX'nin üstüne gelmiyor. Farklı farklı araçların üstüne geliyor. Sonra bunu oyunda alıyorsunuz yani. Değiştirmeli olarak kullanabilirsiniz. Burada mod paketimizde böyle. Şöyle bir bilgilendirme koydum arkadaşlar. Araç modları oyun grubumuza ait değil. Ben bu modları e, işte Topladım bir yerlerden, internetten falan filan. Hepsini birleştirdim sonra bunun içine. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar araçların oyunda düzgün gözükmesi için bakın renklerinin falan böyle lastik izlerinin falan böyle aracın boyasının üste çıkmaması için e, bu renk dosyasını kullanmanız gerekiyor. Bu da nereye atıyoruz bunu? Skins DDS'in içine göz. Bakın datanın içine girdik. Buradan skins DDS'e geliyoruz. Şunu şöyle sürükleyip. Atıp değiştir diyoruz. Bu kadar yani. Bu işlemde bu kadar. Bundan sonra renkler düzgün gözüküyor. Şimdi arkadaşlar dilerseniz oyunumuza geçelim. Oyundan sonucumuza nasıl girdiğim, nasıl kayıt olduğunu falan gösterelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza giriş yaptık. Çok kişilik oyundan hemen sunucumuza nasıl gireceğini size göstereyim. Bir sunucuya gire basıyoruz. Buradan bilgileri güzelce yerleştiriyoruz. Boşluk falan o zaman olmuyor arkadaşlar. Ee, Discord'dan veya video açıklamasından da bilgileri alabilirsiniz. Ee, şimdi giriş yapalım. Kayıt olma kısmında karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar otoban portumuza giriş yaptık. Şimdi hiç hesabım yokmuş gibi deneme hesabı açtım sizler için. Öncelikle şifremizi yazıyoruz. Ondan sonra hesabı oluştura basıyoruz. Yani şu an hesabı oluştura basarsak olmuyor. Ee, şuraya şöyle gelelim. Ee, öyle mes e, öylesine bir şifre yazalım sadece video şu anda Tabii o hesabı sileceğim ondan sonra. Ahmet deneme 1 2 3 yazdık örneğin. Hesabı oluştur diyoruz. Sonucu ile bağlantım kesiliyor. Sonucu gir diyorum tekrardan. Yürüye basıyorum. Evet arkadaşlar artık hesabım olduğu için şimdi şifremi tekrardan yazıyorum ve sonucuma giriş yapacağım şimdi. Ahmet deneme 1 2 3 yazdık. Gördüğünüz gibi giriş yap dedim. Ve oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu kadardı. Her şey oldu şöyle sunucumuzdan ayrılalım. Tekrardan bir konuşma yapmak istiyorum. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şeyi bu videoda gösterdim. Yorumlarınızda da videoya bekliyorum. Aldığınız hatalar hala varsa onları cevaplayacağım. Yalnız eski kilidi hakkında falansa mutlaka onun için yorum yazmayın. Çünkü onun videosu zaten var orada. Hani bu videoda aynı şeyi gösterecektim. O yüzden o videoyu izleyerek yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.